Öncelikle hepinizi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öztürk adına selamlıyoruz. Bugün Dünya Diyetisyenler Günü. Sevgili Pınar Yetimoğlu sağ olsun İskenderun'dan geldi. Onunla her etkinliğimiz pek görkemli, çok amacına uygun oluyor. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere deprem sonrası, yaşadığımız büyük afet sonrası bedenimizle biz, aslında hepimizin duygusal beslenme adı altında kontrolsüz bir kilo alışına sebep olduğunu biliyoruz. Bunun nedenlerini konuşacağız ve neler önlem almalıyız aslında konuşacağız. Ben Pınar Yetimoğlu'na teşekkür ediyorum geldiği için. Burada ağırlanıyor olmak, hele geçirdiğimiz o korkunç günlerden sonra çok keyifli benim için şu an. Deprem sonrası hayatımızda değişen beslenme değişikliklerini konuşalım istiyorum ama vücudunuzda neler değişti, neler farklılaştı, bunları beraber bir değerlendirelim. Benim de klinik tecrübelerimle depremden sonra denk geldiğim değişimleri de siz de bilin istiyorum. Çok takip ettiğimiz danışanımızla çok karşılaştığımız farklı tablolar var. Çünkü psikoloji her şeydir. Gerçekten psikolojimiz çok bozuldu hepimizin. Ve onunla değişen bir beden var artık ortada. Hepsini beraber konuşalım, değerlendirelim. Çok değişen tablolar var. Tamamen psikolojik durum çok önemli. O yüzden hani onun üzerine eğilebiliriz. O ne kadar etkilediği konuşabiliriz. Düzelmiyor da kolay kolay. Yani tekrar o iyi beslenme adımlarını atabilme gayreti çok kolay gelmiyor. Onun da farkındayız. Ama mümkün mertebe ne yapabiliriz? Onu hep beraber değerlendirebiliriz birlikte. Az yemekle dahi, dikkat etmekle dahi veremiyoruz. Bunun için neler yapabiliriz acaba? Neler zorlaştırıyor? Zorlaştırdığını, yemeklerin mideden daha çok akıp gittiğini. Ben, kötü bir etki yaratıyor bende. Onu bir tespit etmek gerekiyor. Öyle öyle çözersiniz. O beyaz ekmek iç yapısındaki bir şeyi, belki glutenin yoğunluğu olabilir bu. Belki bunda daha azdır, onda daha çoktur. Olabilir. Beslenme korkunç keyifli bir şey. Pirinç de yerim, ekmeğimi de yerim. Hani çok keyifli ama bulundurabilir miyim? Onlar da bir soru işareti. Çok kolay adapte olur. O kadar kolay adapte olur ki ne, ya ben ne yedim ya, ne oldu falan da ayılalım. Bir şeyler kötü gidiyor. Bak hani bir farkına varalım. Maalesef biraz geç kalıyoruz. Geç kalınca o süreç çok uzuyor. Başa 10 kiloyu ben şimdi nasıl vereceğimler başlıyor gibi. Ama namına hiçbir terimi yok. Yani et yiyorum yok, sebze yiyorum yok. Teşekkür ederiz Pınar. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldin.